Evet değerli basın mensupları Hepinize sağlık diliyorum İyi mesailer diliyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına devam ediyor AK Parti'nin gündemini belirlediği genel kurulda Dün de bahsettiğimiz gibi e, Sansür yasası, dezenformasyon yasası diye nitelendirilen Sansür yasası var Bu yasanın ne getirip ne götürdüğünü Dün enine boyuna konuşmuştuk Tek kelimeyle bir şey söylemek gerekirse eleştirenler, karşı olanlar ve beni beğenmeyenler kodese diyen Tayyip Erdoğan bakımından bir ucube yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün geçen hafta kaldığı yerden görüşmelerine devam edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi bu değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu haftaki gündeminde Meclis Genel Kurulu'na getireceğimiz üç mesele var. Birincisi bugün genel kurula getireceğimiz sermaye piyasası kurulu ekseninde dönen kirli rüşvet ilişkileri. Yarın Vatandaşlık verilen yabancıların ikametgah skandalı. Göç İdaresi ve Nüfus idaresinin paydaşı olduğu ikametgah skandalı kime? TC vatandaşlıkları verdikleri yabancılar muhtelif adreslere yerleştirilmişler. Kağıt üstünde de olsa. Bunun bir güvenlik skandalı olduğunu, zafiyet olduğunu da söyledik. Riskli olduğunu söyledik. CHP bunu da bu hafta gündeme getirecek. Ve üçüncüsü. Beyefendinin dün söylediğinin tam tersine millet inim inim inlerken biz 134 Cumhuriyet Halk Parti milletvekili şu sorunun cevabını bulamıyoruz. Neyi bulamıyoruz? Asgari ücretin altında <laughs> emekli maaşı alan kaç kişi var? Basit bir soru. Maliye Bakanı'nın, Erdoğan'ın e, çok rahat cevap verebileceği bir soru. Hatta TÜİK'in belki cevap, rahat cevap verebileceği bir soru. Bunun cevabında eee aramaya devam edeceğiz. Çünkü insanların içinde bulundukları ekonomik koşullar kabul edilebilir sınırların çok çok üstüne çıktı. Dün Erdoğan eee yok yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibariyle onun hazırlığı içindeyiz demişti. Dün e, yolsuzluk ve rüşvetle ilgili uslara, gerekenleri söylemiştik, gerekli cevapları vermiştik, yapması gerekenleri de gösterip önermiştik. Bugün de isterseniz biraz yoksulluk meselesine bakmak lazım. Sanıyorum gene dün şöyle bir şey demiş. Zengin daha zenginleşirken tüm dünyada yoksulluk yaygınlaşmakta. Farklı toplum kesimleri arasındaki uçurum giderek büyümektedir. Doğru. Ama Erdoğan bunu göya Dünyanın başka ülkelerine adres göstererek söylemiş. Erdoğan dön önce kendi ülkene bir bak. Milletin haline bir bak. Milletin çektiği ızdırap ve sıkıntıya kulağını tıkama, gözünü tıkama. Türkiye'deki derin yoksulluğu Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanıyor gibi anlatmak da vallahi büyük marifet helal olsun sana. Yoksulluğu yaşayan Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve efendi çıkıp çıkıp Türkiye'de her şey günlük gülistanlık süt liman, Avrupa ve Amerika ızdırap içinde diye anlatabiliyor. Şimdi şöyle bir tablo var. Asgari ücret 5500 lira Erdoğan. Yok açlık sınırı 7245 lira. Açlık sınırı. Bu durumda Türkiye'de 10 milyon asgari ücretli olduğunu ve her hanede 4 kişi olduğunu varsayarsak Erdoğan 40 milyonu aç bırakmışsın. Aç. 40 milyon insan açlık sınırının altında bir ücretle geçinmeye, yaşamaya çalışıyor. Yoksulluk sınırı ne? 23 bin lira. Bakın ben size söyleyeyim. Üst düzey askeri yetkililer, genel müdür, daire başkanı vesaire üst düzey kamu yöneticileri dışında Erdoğan 23 bin lira aylık gelir olan kaç kişi var? Mesela <laughs> maliyecinin 23 bin lira aylık geliri var mı? Ormancının var mı? Öğretmenin, hemşirenin, polisin, mühendisin var mı? İnfaz koruma memurunun, şube müdürlerinin, imamın, doktorun 23 bin lira aylık geliri var mı? Türkiye'nin tamamını yoksullaştırmışsın. Bu rakamlar devletin resmi rakamları. Yoksulluk sınırı 23 bin ve bu hesaba göre bu biraz önce saydığım meslek gruplarında hiç kimse de ayda 23 bin lira kazanmıyor Erdoğan. Çiftçiyi saymıyorum bile. Çiftçi ayda, ayda 3 bin lira kazanırsa şükreden hale gelmiş. Orman köylüsü 7 milyon saymıyorum bile. 7 milyon orman köylüsünün aylık değil aylık geliri bin lira, 1200 lira, 1300 lira. Erdoğan orman köylülerini saymıyorum bile. Ve sonuçta 85 milyonun 70 milyonunu açlığa ve yoksulluğa sen mahkum et. Çıkıp da pişkin pişkin Türkiye'de aç açık kimse yok diyorsun ya işte ona dayanamıyoruz. Milletin haliyle bu kadar alay edilmesine milletin aklıyla dalga geçilmesine de gerçekten tahammülümüz yok. Söylemiştik daha önce ücretlilerin milli gelirden aldığı pay 2021'de Erdoğan yüzde otuz Bir sene önce Eylül'de. Şimdi kaç? Ücretlilerin milli gelirden aldığı pay yüzde otuz üçten yüzde yirmi beşe düşmüş. Benim rakamım değil Erdoğan, senin bürokratlarının rakamı. Başka ne olmuş? Ama bir avuç banka patronu ve yandaş müteahhit yüzde kırk dokuz milli gelirden aldıkları pay yüzde kırk Erdoğan şimdi elli dört olmuş bir yılda. Geçen sene pastadan yüzde kırk dokuz alan müteahhit banka patronu pastanın elli beşini elli dördünü şimdi yiyor. Geçen sene pastanın sadece e, e, nerede bulamadım. 33 buçuğunu alabilen milyonlar ücretliler ki onun iddiasıyla 30 milyon ücretli istihdamda 31 milyonu bulduk dedi. 25'ini alıyor. Senin bu yeni ekonomik modelin zengine yarıyor Erdoğan. Fakir fukarayı daha çok fakirleştiriyor. Sen sonra tüm dünyada zengin daha da zengin oluyor diyorsun. Tüm dünyada zengin daha zengin oluyor mu bilmem. Ama Türkiye'de bir avuç zenginin zenginliğini korumak için milyonlarca insana zulm ediyorsun. Zulm. Aldığın ekonomik kararlarla. Ve bunun <laughs> sürdürülebilirliği de yok. Şimdi Erdoğan'a bir iki bilmediği konuyu hatırlatalım. Kendisi sarayda şatafat ve debdebe içinde. Erdoğan yatılı liseler var pansiyonlu ve yatılı liseler var. Eskiden ilk öğretim de vardı. Onlar şimdi büyük çapta kapandı. Yatılı lisede okuyan bir çocuğun Erdoğan sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği için üç öğün için ayırdığı paradan haberin var mı? Devletin ayırdığı paradan. Yoktu. Ben söyleyeyim sana. 29 liraya bir yatılı lise öğrencisinin sabah, öğlen, akşam Yemek yediği bir Türkiye'de. Ayırdığın devlet olarak para 29 liraya. Bunun peyniri, zeytini, çayı, eti, nohutu vesaire, tatlısı şunu bunu. Hadi biri bir hesabı yapsın. Evet 29 liraya bir lise talebesi gerektiği gibi beslenebilir. Pedagojik olarak da alması gereken gıdayı alabilir diye bana söylesin Erdoğan. Nereye getirdin memleketi? Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu'nda Biliyorsunuz sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriliyor yurtlarda. Erdoğan. Kaç lira ayırdığın para? 60 lira. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini 60 liraya bu çocukların yemesi gerektiği gibi yani beslenecek gerçekten karnını şişirecek demiyoruz. Beslenmesi için gerekli gıdayı alması da mümkün değil. Şimdi son yedi günde sadece son yedi günde mazot ne oldu Erdoğan haberin var mı? Beş, beş, gün, altı gün önce 23 lira olan mazot, şimdi 28 lira 66 kuruş. 5 günde 4 defa zam yaptın ya. Allah'tan kork ya. Beş günde dört zam. Neden? Hangi açığı, hangi kara kapatmak için yapıyorsun? Banka patronlarını daha çok zengin etmek için, beşli çeteye daha çok para aktarmak için bu zulmün kabul edilebilirliği var mı? Ve milletin karşısına çıkıp Pişkin pişkin konuşuyorsun. Erdoğan en düşük emekli maaşı bizim ısrarımızda 3500 oldu geçen e, meclis kapanmadan önce. Şimdi sana soruyorum. Emekli genelde iki kişiden çoluk çocuk pek evlenmiştir, barklanmıştır. Ama geçinemediği için annesinin babasının evine taşınan da bir sürü çalışan var bu arada. Doğalgaz faturasını ödeyemediği için. Kombiyi kapatıyor, annesinin babasının evine taşınıyor. Ev oluyor bir anda 10 kişi. 3500 lirayla <laughs> kaç hane geçiniyor biliyor musun? Bak biz bunun da cevabını alamıyoruz. İşte demin meclisin gündemine getireceğimiz dediğimiz konulardan biri de bu. <laughs> Asgari ücretin altında bir eve tüten bir bacaya kaç tane eve haneye tüten bacaya para giriyor bunun cevabını alamıyoruz ya. Böyle bir ülke olabilir mi arkadaşlar? Kaç tanese biz bunu bileceğiz bilmemiz lazım. Bilemiyoruz. Bu bilgiler saklanıyor. Soru önergesi veriyoruz. Cevap alamıyoruz. Allah aşkına. Geçenlerde çocuklara, gençlere demiş ki kafeye gidin aromalı kahve iç. Manda yoğurdu, medine hurması ve kestane balından sonra beyefendi aromalık aromalı kahve tavsiye etmiş gençlere. Ve dünyayı gezin demiş. Erdoğan, çocuklar artık annelerinden, babalarından cep harçlığı alamıyor. Durumu bildikleri için istemiyor. Anne dünkü duruyor diyor durmuyor aslında. Baba dün verdin ya onu harcamadım diyor. çocuklarımızın gençlerimizin güzel ahlakına bakın. Babanın ailenin durumunu bildiği için aile bütçesine kendisi tasarruf yaparak katkı sağlıyor. Sen çocuklara kafeye gidin aromalı kahve için diyorsun. Kafelerdeki kişinin sadece kahve içme halinde 100-120 lira para vereceğini bilmiyor musun Erdoğan? O para bizim çocuklarda yok. Seninkilerde olabilir. Allah daha çok versin. Herkese versin de hakkıyla, layıkıyla versin. Helal versin. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları evvelki bayram e, annesinin babasının bulunduğu yerde değil de başka yerde eğitim öğretim gören çocuklar için bir bayramda anneyle aileyle buluşma kampanyası açtı. Ve e, askıda bilet kampanyası başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanımız ve TÜLOV Vakfı e, birlikte bunu yaptılar. Çok da başarılı oldu, çok da güzel oldu. Çok güzel bir sevap oldu. Çocuklar annenin babanın yanında bayram geçirdi. Beyefendi bunu da kopyaladı bizden. Yapsın tek. Yapsın da şu var ama bizim hesaplarımıza göre annesinin babasının yaşadığı yerde yerin dışında eğitim gören dört milyon çocuk var. Genç var. Çocuk deyince kızar gençler. Genç var. Beyefendi 150 bin gence yol açtığı vereceğim diyor. Bizim CHP gençlik kollarının bir yıl önce yaptığı işi şimdi beyefendi yapacak. E yap. Dört milyon içinde 150 elli bini neye göre seçeceksin Erdoğan? Ben söyleyeyim. AK Parti ilçe başkanlıklarından referans alan e, TÜGVA'dan, TÜRGEV'den referans alan çocuklara yol harcı rahı verecek. Bayramda, seyranda ailesine gidebilsin diye. Dört milyonda 150 bin seçilmiş AK Parti referanslı gençlere para dağıtacağım diye hava atmak aymazlıktır. Bugün Merkez Bankası ödemeler dengesini açıkladı. Cari açık maşallah ilk 9 ay için geçen senenin ilk 9 ayında 12.8 milyar iken şimdi 39.8 milyar olmuş dolar. Şimdi cari işlemler fazlası vereceğiz ve bu yolla önce dövizi sonra enflasyonu düşüreceğiz demelerin üstünden de tam bir yıl geçti. Bu sözü 2021'in Eylül ayında söylediler. Dediler ki cari işlem fazlası vereceğiz. Neye göre? Türkiye ekonomi modeline göre. Sonra önce döviz sonra enflasyon düşecek. Bunu dediklerinde Merkez Bankası'nın rezervi 37 milyar eksiydi dolar bu lafı dediklerinde. Şimdi aradan bir yıl geçti. Merkez Bankası'nın eksi rezervi 37 milyar dolardan 59 milyar dolara çıktı. Çık bunu yalan da bakayım. Erdoğan, Maliye Bakanı, Hazine Bakanı, Sanayi Bakanı, Ticaret Bakanı hanginizse hodri meydan. Çıkın deyin ki Merkez Bankası'nın eksi döviz rezervi eksi 59 milyar değil diyebilin bakalım. Diyemezsin. E ama siz geçen sene Eylül ayında cari işlemler fazlası vereceğiz diye millete taahhütte bulundunuz. Dün hüsranlarını saydım, hayal ettiklerini ve gerçekleri. E, vermek şöyle dursun, o zaman 12.8 milyar dolarmış. Erdoğan şimdi 39.8 milyar dolar ya, Allah'tan kork ya. Bu nasıl bir Türkiye ekonomi modeli politikası? Şimdi Sayın Nebahat da bunu Amerika'da G20 ülkelerinin maliye Bakanları'na anlatacak. Türkiye ekonomik modeli diye. Herhalde bu resmi e, finansal, ekonomik bir toplantıdan ziyade bir komedi stand-up show olacaktır. Böyle şey olabilir mi? Başka? Sen bu lafı dediğinde yani cari işlemler fazlası vereceğiz ve bu yolla dövizi önce sonra da enflasyonu düşüreceğiz dediğinde Erdoğan enflasyon Eylül 22'de 19.6 idi. Tam bir yıl önce. Ve sen bu lafı ettin. Aradan bir yıl geçti. Ve şimdi Erdoğan enflasyon makyajı senin TÜİK'in ilan ettiği enflasyon 83.5. Ne oldu Erdoğan enflasyon? E düşmemiş. Düşmek şöyle dursun. Dört kat artmış. Dört kat. Senin Türkiye ekonomi modelinle. Başka bu lafı söylediğinde yani cari işlemler fazlası vereceğiz bu yolla önce dövizi sonra enflasyon düşüreceğiz dediğinde Erdoğan Dolar ne kadarmış? 8 lira 57 kuruş. Bir yıl önce bugün. Sen bu işleri yaptın. Şimdi dolar 18 lira 58 kuruş Erdoğan. İki katından fazla. Şimdi siyaset şeffaflık diyoruz. Meclisin denetimi diyoruz. Ya devletin sevk idaresinde hem devletin kasasını hem Merkez Bankası'nın kasasını devletin bütün kurumlarını Perişan etmişiz. Perişan etmişiz. Ve bunlar ortaya çıkmasın diye şimdi Sayıştay raporlarına bloka koydunuz ya. Sayıştay'dan rapor gelmiyor. Daha önceki raporlarla ilgili öneriler ve düzeltmeler kısmını kaldırdı Sayıştay. Niye? Niye? Çünkü bir vakit sık kullandım. Karayolları Genel Müdürlüğü bir ihale yapıyor. Bir metre boru için bayındırlık birim fiyatı 7 lira 12 kuruş. Bir metre boru 7 liralık boru müteahhite 2000 bin liradan parası ödenmiş. Bunu sayıştay yakalamış. Yazmış. Şimdi ne olması lazım? Bu kurumun bunu düzeltmesi, tahsil etmesi, rücu etmesi bir şey yapması lazım. 7 liralık mal için müteahhite iki bin lira ödeyen bir kafa vatansever bir kafa olamaz. 85 milyonun rızkına göz diken bir kafadır. Bunlar yapılmıyor. Şu oluyor tabii. 85 milyon olarak banka patronlarına çalışıyor. Dün gene diyor ki faizi düşüreceğim Bunda kararlıyım. Pes. Hangi faizi düşürüyorsun sen? Merkez bankası politika faizi. 14'ten 13, 12'ye düşürdü. Ne oldu? Keşke merkez bankası faizini 20 yapkar. Niye diyor biliyor musun? Banka patronu gidiyor merkez bankasından yüzde 12 ile parayı alıyor. Vatandaş Ahmet Bey'e yüzde 30'a satıyor ya. Bu bu yolsuzluk işte bu. Senin bitireceğim dedin yolsuzluğun Daniskası ağ babası bu. Devlet Ahmet Bey'e banka patronu 112'den para verecek. Ahmet Bey vatandaş Mehmet Bey 130'dan bunu satacak. Aradaki 18'i de cebin atacak. Yazıklar olsun. Böyle devlet yönetilmez. Bunun adı tam olarak kul hakkıdır. Devleti talan etmek ve yağmalamaktır. Ve Erdoğan da bank faizleri 12'ye düşürdüm diye caka satıyor. Değerli arkadaşlar bir de vergi dilimleri diye bir meselemiz var. Yıllardır konuşulur, bir türlü çözülemez. Çözülemeyebilir de devletin imkanları, sıkıntıyı e, milletçe bölüşmek noktasında bir ortada bir irade olur. Zorluklarda bir e, fedakarlık yapalım noktası olur anlarız. Kardeşim sen banka patronlarının servetine servet katıyorsun. Banka patronlarının servetine kattığın servetin maliyetinde çalışanlardan alıyorsun. Nasıl alıyorsun? Vergi dilimleri var biliyorsunuz. 32 bin liraya kadar yüzde 15, 32 bin 70 bin yüzde 20, 70 bin ve üstü 250 yüz bin yüzde 27. Peki e, şimdi bu düşsün diyoruz, dengelensin, makul bir hale gelsin diyoruz. Bunların sebebi ne? Enflasyon. Enflasyonu sanki çalışanlar arttırdı. Enteresan. Bunun maliyeti bize 200 milyar dedi e, Sayın Nevati. Buradan toplanan verginin hepsi 150 milyar zaten. Nasıl maliyeti sana 200? Hiç almasan 150 olacak. Biz hiç alma demiyoruz. Biz de alacağız. Ama makul alacağız. Milletin kanını emer gibi vergi almayacağız. Bunun maliyeti 40 milyar. Bir avuç kur korumalı mevduat sahibine yani bir avuç zengine Eynebati. Sadece hazineden 75 milyar dolar verdin ya. Me, milyar TL Merkez Bankası'nın dövizden geçenlere verdiğini de kimseye söylemiyorsunuz. En az bir 75 milyar da öyle var. Bir avuç. Hadi 2 milyon olsun. 2 milyon mevduat kur korumalı mevduat sahibine 150 milyar parayı verirken sorun yok. 30 milyon yaklaşık ücretliye 40 milyarı verirken verirken değil 40 milyar almayacaksın. Bir şey verme, verme istemiyoruz. 30 milyon ücretliden abartılı ağır fahiş vergi alma maliyeti 40 milyar. Niye yapmıyorsun? Sen kimin devletsin? Sen kimin bakanısın? Kimin cumhurbaşkanısın sen? Lafa gelince millet dersin, bayrak dersin, vatan dersin. Böyle bir şey olabilir mi? Ve <laughs> bu konuyla ilgili de malum meclise bir torba kanunu geldiğinde bir önerge vereceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim Bay Kemal'in Amerika ziyaretine. Vallahi ben anlamıyorum. Tayyip Erdoğan 2002'den önce de <laughs> sonra da <laughs> fırsat bulduğu her ay neredeyse Amerika'ya gider. Gitsin de bir şey demem ben. Ee, Amerika'yla ilişkilerini en iyi düzeyde tutmak ister. Tutsun ona da bir şey demem. NATO'dan müttefikliğimiz var şu var bu var. Şunu anlamıyorum. Adaylık işaret ve icazet almaya gittin demiş Bahçeli. Bahçeli dün söyledim. Bay Kemal adaylık icazetini ya altılı masadan alır ya milletten alır. Amerika'ya bizim ihtiyacımız yok. Ama adaylık siyasete girme noktasında Amerika'ya kimlerin gittiğini en iyi de sen biliyorsun. Bir aralar eskiden bu konularda çok esip gülüyordu. ABD gezisi densizlik demiş. Sana ne kardeşim? Sana ne? Bay Kemal nereye gideceğini sana mı soracak? Ama ben sana birkaç densizlik örneği vereyim Sayın Bahçeli. Mal varlığı ile tehdit edilen bir cumhurbaşkanını bir siyasi parti genel başkanına arka çıkmak densizliktir. Başka? Süleyman Şah Türbesi'ni ve o şanlı al bayrağımızın direğini ters edip baş aşağı çevirip vatan topraklarından kaçıranlara destek vermek densizliktir. Başka? Öcalan'ın terör örgütü lideri, sözde lideri Abdullah Öcalan'ın mektubundan medet ummak ve Kürt halkına HDP'yi dinlemeyin, Abdullah Öcalan'ı dinleyin demek densizliğin dik alasıdır. Başka? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret dolu mektup yazıldığında ve o Cumhurbaşkanı o mektubu katlayıp cebine koyup mektubu yazana götürüp takdim ettim dediğinde buna ses çıkarmamak Cumhurbaşkanı üzerinden milletimize, devletimize yapılmış hakarete sus pus kalmak milliyetçilik hamasetini çok yapan bir lider için bir densizliktir. Millet pazardan çürük domates toplarken saraydaki şatafata ve israfa göz yummak bence bir densizliktir. Sayın Bahçeli bugün iyi bir şey söylemiş diye sevindik. Sevindik. Fakat baktı ki bir dakikalık konuşma içinde önce iyi bir şey söylemiş, sonra bu iyinin tam karşısında düzen tutan Erdoğan'a tam desteğini açıklamış. Tam olarak yanlış olmasın diye buradan söyleyeyim. Cem Evler'in ibadet ibadethane olarak kabul ediyoruz. Bugün de Cem Evler'i iba, ibadethane olmalıdır. Mealinde bir değerlendirme yapmış. Bunda çekinecek, tereddüt edecek bir şey yoktur demiş Bahçeli. Ne güzel. Bize söylüyoruz, cemevleri ibadethanedir. Erdoğan kabul etse de etmese de. Fakat Bahçeli sonra Erdoğan'ın cemevlerini kültür evi olarak tanımlaması, Kültür Bakanlığı bünyesinde başkanlık kurulmasını reform olarak görmüş. Bu ne yaman çelişki ya. Bu ne densizlik ya. Hani cemevleri ibadethaneydi? Alevi vatandaşımız öyle istiyorsa, öyle görüyorsa bu böyledir, böyle tanınması lazım diyordun. Erdoğan da diyor ki hayır ibadethane değildir. Kültür Bakanlığı'na bağlarım, kültürlerini yaşasınlar. Sanki folklor kulübü. Ve bunu, bunu reform diye niteliyorsun. Karar ver Sayın Bahçeli. Cemevleri evleri ibadethane midir, değil midir? Sen ka nasıl karar verirsen ver, bunun da bir önemi yok. Cemevleri evleri ibadethane statüsüne er geç kavuşacaktır. Şimdi kavuşmazsa en geç 8 ay sonra kavuşacaktır. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Dedelerin para istediği cemevi başkanlarının elektrik faturası, su faturasını devlet ödesin dediği falan yok. Bir tek şey istiyor. Eşit yurttaşlık ve cemevlerinin ibadet hane sayılması. Evet, büyükşehir belediye başkanlarımızın başarıları, hizmetleri AK Parti'yi çileden çıkarıyor biliyoruz. Bunun son örneğini de Ankara'da yaşıyoruz değerli arkadaşlar. Çok teferruata girmeden şunu söyleyeyim. Ankara Büyükşehir Meclisi biliyorsunuz su paraları ile ilgili ciddi bir indirim yaptı. Meclis üyelerini suçlamıyorum. Onlar Erdoğan'dan ya da AK Parti Genel Merkezi'nden aldıkları talimatın gereğini yapıyorlar. Şöyle söylemek mümkün. Bir metreküp suyun maliyeti şu anda Ankara için 24 lira 12 kuruş. Ankara Büyükşehir Belediyesi yani ASKİ bir metreküpü şu anda kaça satıyor? 12 lira 47 kuruşa satıyor. Zaten bir büyük sübvansiyon var. Yüzde 50 sübvansiyon var ki. Şimdi AK Parti diyor ki Erdoğan diyor ki Ankara'ya suyu 12 liradan değil de 6 liradan sattırın. Meclisten bunu kararını alın. E Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 milyon metreküp su sağlıyor vatandaşa. Bunun karşılığında sadece 1 milyar 800 milyon lira tahakkuk ve tahsilat yapabiliyor. Ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sırf suların hepsi elektrikle biliyorsunuz basılır büyük şehirlerde. Elektrik faturası 2 milyar 300 milyar. 1 milyar 800 vatandaştan topluyor. Üstüne 500 milyon daha koyup elektrik faturası ödüyor zaten ASKİ. Önümüzdeki yıl 9.1 milyar ek sübvansiyon gerekecek bu karar çerçevesinde. Yani Mansur Yavaş'a diyor ki Erdoğan sen suda fakir fukaraya para dağıtma. Suyu sübvanset, et. Suyu düşürdüm. Sen suyun maliyeti belli. Bu parayı millete sosyal destek olarak, sosyal yardım olarak verme. Yol ve köprü yapma. Metroya niyetlenmişsin. Sakın başlama. Kırsal kalkınmaları, kalkınma desteklerini kes diyor. Mansur Yavaş'a. Tıpkı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı engellemeler gibi. Şimdi Ankara Büyükşehir'in sosyal yardımlarını, kırsal kalkınma destek programlarını, yol, köprü, metro gibi altyapılarını engellemek için yani Ankara Belediyesi'ni bir mali açmaza çıkmaza sokmak için su üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl en azından 9 milyar TL'lik parasına çökme operasyonudur bu. Ne yaparlarsa yapsınlar belediyelerimiz bütün baskılara rağmen İstanbul'u, Ankara'sı, İzmir'i ve tamamı sosyal demokrat belediyeciliğin, sosyal belediyeciliğin, katılımcı halkçı belediyeciliğin, kente özen, insana saygı belediyeciliğinin tüm örneklerini şıkır 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 yaşayacak ve yaşatacaklar Erdoğan. Çatlasan da patlasan da. Ama bu karar Ankara halkına bu meclis kararı ki ben meclis üyelerine hakikaten şey yapmıyorum, suçlamıyorum. Bir talimatla yapılmış bir iştir. Mansur Yavaş hizmet etmesin diye yapılmış bir iştir. Bunun tutmayacağını, hizmetlerimizin süreceğini de bu vesileyle ee, söyleyeyim. Ama peki Erdoğan şunu yapalım. Suyu yüzde elli düşürdük ya, hani düşürdün ya, talimat verdin ya. Erdoğan geçen sene mazot yedi lira yirmi yedi kuruştu. Şimdi yirmi sekiz lira altmış altı kuruş. Hadi yüzde ellisini düşürelim. Gel. Erdoğan geçen sene iki elli gram ekmek iki liraydı. Şimdi 200 gramı neredeyse 5 lira. Hadi gel yüzde ellisini düşürelim. Erdoğan elektriğe geçen sene vatandaş 90 kuruş ödüyordu en düşük tarif eden. Şimdi olmuş 1 lira 85 kuruş. İki katı. İki katından fazla. Hadi gel bunu yüzde ellisini düşürelim. Düşürelim de ben senin içinde zerre millet ve insan sevgisi olduğuna inanayım. Bunları yapmadan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne baskı kurup Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet yapmasın diye su faturalarını yüzde elli aşağı çekiyorsan ben senin içinde insan ve millet sevgisi değil koltuk makam post sevgisi olduğunu kusura bakma düşünürüm. Evet çok teşekkürler arkadaşlar. Bizim sunumumuz bundan ibarettir. Burada iki ayıp var. Birincisi, birincisi. Biliyorsunuz Temmuz ayında Rütüğün bir sayın üyesi başka bir görev nedeniyle tahaccül istifa etti. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Dört ay geçti. Rütük bu boşalmayı meclise bildirmedi. Bu bir ayıp. Bildirmese bile geçmişte örnek var. Üyelik boşaldığında meclis başkanı resen seçimi yapabilir. Yapmadı. Bu ikinci ayıp. İkinci ayıp. İkinci siyasi ahlak dışılık, etik dışılık ve AK Parti'nin Rütü Rütük üyelerinin siyasi partilere dağılımı bir sandalye dağılım nisabı var. Çok minik bir farkla, binde otuz bir farkla İyi Parti'ye düşer iken AK Parti bir milletvekili transfer etmek suretiyle Rütük'te yeni bir koltuk kazanmış gibi görünüyor. Rütük'te bir koltuk kazanmak için Erdoğan böyle bir e, siyasi etik, dışı bir iş yaptı. E, Sayın Çelebi için söyleyeceğim şudur. Tamamen duygusaldır. Bir yıl içinde üç parti değiştirmiş bir arkadaşımızdan bahsediyoruz. Herhalde e, çok duygusal ilişkiler nedeniyledir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Evet. Yok o kadar yani oraları takip edecek kadar zamanım yok. Eee soruyu sorun. E, bu çocuk daha önce de diyordu ki Oslo'da, Kandil'de, Dolmabahçe'de PKK ile düşüp kalkanlara karşı mücadele etmek benim namus borcum diyordu. Bu kadar. Hadi görüşürüz.